Evet Türk Yeriyatı ve Alzheimer Vakfı yaşlanmaya değil sağlıklı yaşlanmaya dikkat çekiyor sevgili seyirciler ve bunun mümkün olduğunu çok özel sanatçılardan yola çıkarak e, dile getiriyor. Biz de bu kamu spotunu bu nedenle buna bir kez daha dikkat çekmek amacıyla yayınladık. Devam ediyoruz e, Dünya Göz Hastaneler Grubundan Profesör Doktor Orhan Elibol bizimle birlikte ne demiştik şaşılıktan e, bahsetmiştik e, birazcık bahsetmiştik ama tedavisine geçmemiştik ona geçelim isterseniz tedavisi olan bir sorun mu? Tabii ki e, sorun Şimdi... mu derken tedavisi var mı diye? Tabii ki. ...şimdi şaşılık az önce söylemiştim... ...gözlerin görme eksenlerinin paralelliğinin bozulması. Evet. Bu içe dışa, yukarı aşağı her yöne olabilir. Genel olarak kabaca iki ana nedeni vardır. Şimdi nedene yönelik tedavi yapıyoruz. Birisi göz içindeki bir rahatsızlığa bağlı. Yani gözde yüksek derecedeki bir göz bozukluğu. Buna bağlı olabilir. Gözün içindeki görme merkezi, görme sinirinde... ...doğuştan gelen bir rahatsızlıklara bağlı olarak... ...görme eksikliği vardır. Buna bağlı oluşabilir. Hı hı. Diğeri de göz tamamen sağlıklıdır. Ama nedenini bilemediğimiz... Kafa içi nedenlerden, gözlere gelen uyarılarda bir farklılık vardır, uyarı fazlalığı vardır, buna bağlı olabilir. Evet. Ya buna da sinirsel kökenli diyebiliriz. Şimdi göze bağlı olan şaşılıklarda gözdeki rahatsızlığı tedavi etmekle işe başlıyoruz. Bu rahatsızlıklar genellikle gözün içindeki görme merkezinde eğer görme sinirinde bir rahatsızlık varsa erken dönemde ilk 3-5 ay içinde kendini gösterir. Hı hı. Bunlar çok nadir olan durumlardır. Evet. Daha sıklıkla karşımıza çıkan durum 1-1,5 bir, bir, buçuk yaş civarında anlık kaymayla kendini gösterir. Yani daimi kayma olmaz. Çocuk bakarken ya özellikle yakındaki bir şey anlık bir kayması olabilir. Bunlar da ki e, sorun Göz bozukluğudur. Yüksek hipermetropi en önemli nedenidir. Hı hı. Bunu göz muayenesi sırasında saplayıp çocuğa uygun gözlüğünü verdiğimiz zaman kaymaların azaldığını ya da kaybolduğunu görebiliriz. Bu şekilde bir tedavi gözlüktür. Evet. Birinci tedavi. Hı hı. Gözlükle düzelmeyen kaymalarda tedavi cerrahidir. Ameliyat olması gerekir. E, Şaşılık tedavisindeki temel prensiplerden birisi gözleri paralel hale getirmektir. Gözlükle ya da ameliyatla gözleri paralel hale getirmek. İlk prensip bu. İkincisi, tembellik varsa o tembelliği tedavi etmektir. Bu eğer kayma hep bir gözde ise o kayan göz iyi çalışmaz ve o gözde tembellik oluşur. Onun için o gözü çalıştırmak gerekir. Yani gözlükle biz veya ameliyatta orta hatta getirsek bile o ameliyat yaşı önemli burada. Eğer geç dönemde ameliyat edilmişse ya da gözlüğe tedaviye geç başlamışsa evet. tembellik kalmıştır. Onun için tembelliği de beraberinde tedavi etmek gerekir. Evet bunu kapatma, ee, tek gözü kapatma şeklinde. Tembellik tedavisindeki en etkili, en ekonomik yöntem. E, kapatma tedavisidir. Peki böyle hani şimdi internet üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Onun ismini siz belki söyleyeceksiniz. Hayır, nörovizyon tedavisi. E, nörovizyon evet. tedavisi. tedavisi. Ondan sonra bunlar da böyle e, daha ileri yaşlar için hani belki mucizevi sonuçlar vermese de e, faydalı olduğunu düşündüğünüz tedavi yöntemleri Şimdi. Midir? Tembellik tedavisi ilk 3 yaş, olmadı 5 yaş, olmadı 7 yaş, olmadı 10 yaş evet. diyoruz. Bu te, bu süre içinde yapmak gerekiyor. Yetişkinlerde temel olarak e, tembellik tedavisi yoktur hı hı. ancak bu işte göz egzersizleri evet. e, beyindeki hücreleri görme ile ilgili hücreleri uyararak e, görmenin arttırabildiği ileri sürülen bazı işte bizim nörovizyon dediğimiz bir e, tedavi yöntemi var Şimdi yetişkinlerde başka bir alternatifimiz yoktur evet. bu vardır bu da görmeyi e, herkeste başarılı olmasa bile yüzde yirmi e, yüzde otuz oranında görmeyi arttırabilir bunu e, tabii hastanın durumuna göre bunu önermek mümkündür ama başka bir alternatifimiz olmadığı için hani bunu yapmanın da bir zararı yoktur. Bir zararı yoktur. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, Göz yaşı kanaltı tıkanıklığı da önemli bir sorun değil mi? Mesela ben çocukluk e, yıllarımda çok çektim. Sonra hatta e, benim tedavimi gerçekleştiren doktorum bana demişti ki tabii o zamanlar çok e, eski dönemden söz ediyoruz. Yok o kadar eski değil. <laughs> e, bu şimdi çok rahat edeceksin e, bu süreçten sonra. Sonra yaşlılıkla birlikte tekrar başlayacak dedi. Son aylarda yine gözle <laughs> bir akma başladı. Demek ki o yaşlılık dönemi geldi? Bence de yaşlılıkla ilgili değildir. O farklı bir <laughs> durumda olabilir. Göz yaşı. Yani her sulanma gözü kanal tıkanıklığı olmayabilir. Evet. Gözyaşı pınarındaki dokuların enflamasyonu da buna neden olabilir. <laughs> ee, bir miktar göz gözyaşı kanallarının girişinde bir zar olmuşmuş olabilir. Ona bağlı da olabilir. Onun için yani bunu hemen yaşlıya <laughs> ya vermeyelim. Ee, çocuklarda gerçekten sıktır. Şimdi biz az önce katarak dedik göz tansiyonu dedik. Bunlar çok daha nadir olan şeylerdir. Çocuklarda en sık görülen rahatsızlıkların başında... ...göz kanal tıkanıklığı gelir. Evet. Göz kanalının burnuna açıldığı noktadaki bir zar vardır. Bu zar açılmayabilir, açılması gecikebilir. Hı hı. Genellikle ilk 6 ay içinde bu %90'ı açılır. İkinci 6 ay içinde de %5'i açılır. Yani %95'i... Tedavi kendi kendine tedavi oluyor ya da biz dışarıdan işte masajda, antibiyotik damla gibi bu tür e, tedavilerle koyayım. düzeltebiliriz bunu. Ama bir yaşından sonra kendi kendine açılması biraz zordur. O zaman cerrahi yöntemlere, yani cerrahi yöntemlerden değil mi? hani bunu keserek veya dikerek yapılan yöntemler değil de sondalama dediğimiz e, o gözdeği kanalını kapalı sistem girerek açmaya yönelik ya da işte silikon tüp takmaya ya da balon dilatasyon gibi böyle bu tür yöntemler çok çeşitli yöntemler vardır. Bunlarla başarı oranı yüzde 5'in üzerinde. Çok kısacık bir yanıt istiyorum birkaç cümleyle. Çocuklara göz bozukluklarında hani belli bir yaştan sonra lazer uygulandığını biliyoruz kişilere. Eğer çocuklara göz bozukluklarında lazer uygulaması yapıyor musunuz? Genelde hayır mı ve eğer hani bir takım istisnaları varsa o istisnalar neler? Bir takım istisnaları vardır. Çok ufak bir istisnadır. Genel şimdi bu soruya hayır demek lazım Evet. aslında ama şimdi siz sordunuz. Şimdi lazer olmanın temel özelliği e, yani ilk olarak Göz numarasının ilerlemesinin durması gerekir. Hı hı. Şimdi çocuklarda bu göz numarası durmuyor. Ama bir tek istisnası var. Az önce bahsettik iki göz arasındaki numara farkı varsa, evet. o numara farkını e, azaltmak için yüksek numaralı olan göze ...lazer uygulamaları vardır diyeyim ben. Uygula, yani uygulanır ya da çok önerilir demeyeyim. Bu tür çalışmalar vardır. Peki bunu da seyircilerimize yine bir bilgi notu olarak aktaralım. Bilgi notu dedikten sonra da HT Sağlığın vazgeçilmezlerinden değişmezlerinden olan bilgi ekranımıza geçelim. Bilgi ekranında da erkek kısırlığına ilişkin imsi yöntemiyle ilgili ne diyelim Bilgin edelim. <laughs>